Oylaması tamamlanan ama tartışmaları bitmeyen 31 Mart yerel seçimini değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Kadri Gürsel. Kadri hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel bir şey seni burada ağırlamak ve iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bunda pazar gününün bir etkisi olabilir mi seçimlerin? Etkisi olabilir ama ben farkında olmayabilirim. Peki daha başka sorayım o zaman. Nasıl değerlendirdin seçim sonuçlarını? Genel olarak olumlu, şu açıdan olumlu. Birincisi Türkiye'de seçmenin, halkın demokratik yöntemleri, kendi itirazını ifade ederken kullanmaktan vazgeçmediğini göstermesi açısından. Yani her ne kadar Türkiye'de bugün artık bir işte rekabetçi otoriter düzenin varlığından söz ediyorsak da bu rekabet gerçek bir rekabet ve her ne kadar seçimler adil ve tam anlamıyla serbest değilse, ne adil ne de serbest ise, buna rağmen gerçek. Rekabet de gerçek, seçimler de gerçek. Ve de seçmeni kutlamak gerekiyor. Bu demokratik vasıtaya sırtını dönmediği ve hala ya seçimler yapılsa ne olur, yapılmasa ne olur diye böyle kayıtsız bir tutum içine girmediği için tam da bu nedenle tecelli etti aslında milli irade bu bakımdan ve de kimsenin buna kızmaya falan da hakkı yok. Ve çok olumlu karşılıyorum. Burada seçmenin kararlılığını, sandığa bu bakımdan sahip çıkmasını, iktidarın ise sandığa yegane meşruiyet kaynağı olarak bakması, bu sandıktan sadece kendisinin çıkmasıyla sınırlı kalmamalı bu bakış. Bu seçmenin sandığa gidip iktidara karşı da oy kullanması iktidar açısından bir meşruiyet kaynağıdır. Bunu böyle görmek lazım. Bu olabiliyorsa meşruiyetini burada araması lazım iktidarın. Dolayısıyla iktidarın seçimlerden sonra 31 Mart akşamından itibaren başlayarak seçim sonuçlarını tanımama, kabul etmeme eğilimi içine girmesi, hazmetmemesi gölge düşüren bir olaydır tabii ki. Tam da buraya gelmek istiyordum. Öncesinde. Yani ne oldu? Özellikle İstanbul. İstanbul'un bu kadar tartışılması bitti mi bitmedi mi? Bitti bitmedi derken yani İstanbul el değiştiriyor mu? Sonuçları belli değil mi? Yoksa iktidar bunu bir şekilde reddedecek, tanımayacak. Şimdi bu çok kritik bir tercih. Bu aslında gerçek bir ikilem değil. Tercih diyoruz demek zorundayız. Hı hı. Yani Türkçe konuştuğumuz için işte sanki tercih hakkı varmış gibi. Böyle bir tercih hakkı yok. Ama yani iktidarın şu an muhalefete, Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni teslim etmemek gibi bir lüksü yok. Tam tersine bunu yapmaya yeltenmesi nispetinde Türkiye'nin itibarını, prestijini, kendi meşruiyetlerini büyük ölçüde tahrip edeceklerinden emin olmaları gerekiyor. Yani eğer bir iktidarın yegane meşruiyet dayanağı olarak sandık kalmışsa, sandıktan çıkan sonuca saygılı olacaksınız. Ve bu da yerel seçim üstelik. Şu an iktidar test edildiğinin farkında olmalı. İktidar nasıl bir teste tabi tutuluyor? Bu iktidar, bu işte Türkiye'nin siyasal İslamcıları seçimle aldıkları iktidarı yine seçimle devredebilirler mi acaba? Şimdi seçimle devredebilirler mi kaybettiklerinde? Sorusunun cevabı yerel seçim bazında olumsuz bir yankı oluşturmakta şu an. Eğer bunda daha fazla ısrar ederlerse hem savrulacaklardır tam otoriterliğe doğru, hem Türkiye'de seçimlerin artık milli iradenin tecellisi ve demokrasinin bir akidesi olan iktidarın sorunsuz bir şekilde, barışçıl bir şekilde el değiştirmesinin temini açısından bir öneminin ve anlamının kalmadığı sonucunu çıkartacağız.
buradan. Bu bir yıkım olacaktır. Her açıdan yıkım olacaktır. Yani iktidar açısından bir meşruiyet ve ahlak, yani meşruiyet yıkımı olacaktır. Ahlaki yıkım olacaktır. Türkiye açısından da özellikle Türkiye bu ekonomik krizden geçtiği dönemde istikrarsızlık faktörü olarak etki edecektir. Ve aynı zamanda da Türkiye'nin öngörülmezliğini daha da arttıracaktır. Bunun da haliyle işte kurlar üzerindeki etkisi yüksek olacak. Türkiye'ye, Türkiye'nin günün birinde işte uluslararası finans kuruluşlarının desteğiyle bir ekonomik reform yapması ya bu krizden bu şekilde çıkmasının da imkanını güçleştirecek olan bir gelişme olacak. Çünkü konudan konuya atlıyormuş gibi olmayalım ama bu içinden geçtiğimiz krizin esas nedeni Türkiye'nin hukuktan uzaklaşması, iktidar tarafından hukukun askıya alınması kadar bu iktidarın hukuka, hukukun üstünlüğüne geri dönmeyeceğinin kat'i bir şekilde algılanmasıydı. Öncelikle iktidarın bu algıyı yıkması gerekiyor. Bunun da yolu demokrasinin ve hukukun temel kaidelerine saygı ve buna uyumdan geçiyor. Evet. Yani eğer bir ülkenin bu ülkenin yaşadığı ekonomik kriz ülkenin kötü yönetiminden, hukukun ve anayasanın askıya alınmasından ve dolayısıyla keyfi bir yönetim anlayışının hukukun dışına çıkmış, hesap vermeyen, kontrol edilemeyen bir yönetimin yol açtığı bir sonuç ise kriz ki öyledir. O zaman iktidarın bir daha seçim kazanmak istiyorsa eğer bir sonraki seçimleri ülkeyi bu krizden çıkarması gerekiyor. Bunun da yolu baştan krize neden olan nedenleri izah etmek, ortadan kaldırmak. Bu bilince, bu vizyona sahip değilseniz işte böyle seçim sonuçlarını tanımama eğilimi içinde ve yerel iktidarları devretmeme eğilimi içinde olursunuz. Buradan taktik planda bazı belki yorumlara da yer vermek lazım. Yani bunu deniyor olabilirler. Zaman kazanmak için de yapıyor olabilirler bunu. Mazbatayı İmamoğlu'na bütün başvuru sürelerinin limitlerini doldurmuş olarak vermek, yani 12-13 gün sonra vermek için yapıyor olabilirler. Yahut işte bunu zorlayarak tabanları üzerinde İstanbul ve Ankara'nın kaybının moral çöküntüsüne yol açmasını önlemek için de yapıyor olabilirler. Ama ne için yapıyorlarsa olsun sonuçta algılanan iktidarın seçim sonuçlarına saygı duymadığı ve hazmedemediği dir ki bundan çıkan sonuç da yine bu iktidarın demokrasinin temel prensip ve teamüllerini içine sindiremediğini gösteriyor. Evet. Ve dolayısıyla buradan şu anda bile yani bir meşruiyet kaybı içindeler. Evet. Ciddi manada. Peki şimdi seçim kampanyası çok sert geçti. Tehditler vesaire bu beka söylemleri muhalefet de farklı bir yol tutturmaya çalıştı. Evet. Yerel sorunlara ağırlık veren, yerel adaylara, ekonomik krize vesaire. Hı-hı. Çıkan sonuçlara da bakarak sen muhalefeti başarılı buluyor musun? Özellikle İstanbul'da, büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'da evet muhalefeti başarılı buluyorum. İzmir'de de başarılı buluyorum. Diğer şehirlerde de açıkçası muhalefetin yani Millet İttifakı'nın adaylarının bu bahsettiğimiz çerçevede skandal içeren açıklamaları, tutumları, tavırları olmadı. Tam tersine iktidarın sözcüleri en tepeden en alt noktaya kadar dini de araçsallaştırarak olağanüstü kutuplaştırıcı, ötekileştirici bir kampanya yürüttüler. Türkiye tarihinde görülmedik ölçüde sert, saldırgan, fütursuz bir kampanya. Urfa'da bazı adaylar iktidar partisinin adayına oy vermenin
seçmene cennetin kapılarını açacağını iddia edecek kadar şirazesinden çıktılar, şirazeden çıktılar. Yahut da işte hatırlayın Tekirdağ'da ki mitingde Christchurch'taki Yeni Zelanda'daki katliamın teröristin GoPro kamerasından yani başına insanları öldürürken live stream tabir edilen Facebook üzerinden yayın yaptığı o kameradan kaydettiği görüntüler aksettirildi ve din eksenli bir kutuplaşmadan medet umuldu. Yani seçmene bunu göstermek, bakın burası önemli denilerek bence Türkiye'deki seçim kampanyaları tarihinin en aşağı seviyesidir. Yani bu olmamalıydı. Bunlar da yapıldı. Sokağa çıkamayacaksınız denildi. Seçmen tehdit edildi. Yani o otoriter davranış, otoriter siyasi davranış ve zihniyet, siyasi kültürün hemen bütün tezahürlerini gördük. Tehdit vardı. Muhalefete karşı şiddet uygulanmasına hoşgörü vardı. Seçim sonuçlarını tanımama eğilimi vardı. Değil mi? Evet. Demokratik, demokrasi oyununun, küçümsemek için söylemiyorum, oyununun kurallarına göre, kurallarına riayet etmeme eğilimi çok açık bir şekilde vardı. Devlet kaynakları, yani kamu kaynaklarının sonuna kadar kullanıldığı, medyaya iktidarın eğer kabul edilecekse, o Ülke TV yayınında olduğu gibi sadece sıkıştırılmak ve adeta işte Ekrem İmamoğlu'nun ağzından bir PKK itirafı almak her ne demekse üzere çıkartıldığı çok tuhaf. Ve bence işte acı bir tebessümle hatırlayacağımız bir seçim kampanyası yaşadık. Benim temennim bir daha Türkiye'nin böyle rezil bir kampanya yaşamamasıdır. Umarım olmaz bir daha. Ben olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü bu seçim kampanyasının, bu 31 Mart yerel seçimlerinin 15 Temmuz döneminin son seçimi olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra artık başka bir dönem başlıyor. Bu dönem bitiyor. 15 Temmuz dönemi bitiyor ve başka bir dönem başlıyor. Ona geçiş içindeyiz. Ama olumlu manada mı ya da daha da olumsuza mı gidecek Türkiye'nin durumu? Bunu tabii iktidarın sandıkta aldığı yenilgiye vereceği reaksiyon büyük ölçüde tayin edecek. Konuyu değiştirmek için söylemiyorum ama iktidar kendisini geçmiş yıllarda olduğu gibi işte fevkalade bol miktarda seçeneği ve aracı ve bu seçenekleri uygulamak için tercih ettiklerinden birine uygulamak için bol miktarda da aracı, araç, enstrümanı olduğunu zannetmesin. Yok. Yani Türk iktidarın sandıkta aldığı seçim yenilgesine Türkiye'yi daha da gererek, baskıcı temayüllerini daha da arttırarak, daha otoriterleşerek reaksiyon vermesi halinde kendisinin çoktandır içine girmiş olduğu iniş momentumunu hızlandıracağını öngörebilirim ancak. Ama kelimelerini çok dikkatli seçiyorsun. Bazıları bunlar kelimeler. Evet, yani evet. Güçlü kelimeler. Ya şunu söyleyeceğim, özel olarak şunu sormak istiyorum. Bazıları hemen seçim sonrasında bu iktidar açısından sonun başlangıcı dediler. İktidar açısından sonun başlangıcı tabirini ben kullanmak istemem. Bence son daha önce başlamıştı ama fark edilmiyordu. Yani aslında iktidar inişe 2014'ten itibaren, 15'ten itibaren o yıllarda başlamıştı bu iniş. Yani %50'ler seviyesinden hatırlayalım. 2014'teki yerel seçimde meclis oyları %43'e indi. 2015'te %41'e indi. Meclis çoğunluğunu kaybetti. Ondan sonra bir karşı hamleyle bambaşka bir konjonktürde Türkiye seçime götürüldü. 1 Kasım 2015'te. Terör algısı, güvensizlik algısı ve tehdidi birinci sıraya yerleşince değişim talebi ertelendi ve tekrar %50'ye yakın 49 bir oyla geldi. Ama o konjonktüreldi. Tekrar eski konjonktüre dönmemiz mümkün değil. Bu, yani bugün yaşanan 31 Mart 2019 yenilgisi konjonktürel bir yenilgi değildir. Çünkü içinden geçmekte olduğumuz ekonomik kriz dış koşullardan kaynaklanmıyor.
tamamen iktidarın kötü yönetiminden kaynaklanıyor ve iktidarın bu kötü yönetimini düzeltmesi için, yani hukuka geri dönmesi için, hesap verebilirliğe geri dönmesi, kontrol ve denge mekanizmalarının yeniden işyerlik kazanabilmesi, yargının adam edilmesi, düzeltilmesi, işyerlik kazanması, çalışması için. Bu mevcut, tırnak içinde kullanıyorum bir ifadeyi, rejimin koşullarında yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Çünkü bu bir çoğunlukçu rejim. Bu iktidar paylaşımını ve koalisyonları ve uzlaşmayı mümkün kılmayan bir rejim. Bu kazananın her şeyi aldığı bir rejim. Ama şimdi mesela bir kaybeden var ve kaybeden vermek istemiyor. Şimdi kazananın her şeyi aldığı, kaybedenin de her şeyi kaybettiği rejimler kırılgan olurlar. Esnek değillerdir, uzlaşma ve çözüm üretemezler. Bu rejim de çözüm üretemeyecektir. Benim iddiam bu. Bu rejim, yine tırnak içinde kullanıyorum ifadeyi, onu da söyleyeyim, niye tırnak içinde kullanıyorum. Rejimler neticede müesses nizamlardır. Bir öngörülürlük içermek durumundadırlar ama bugün rejim diye tabir ettiğimiz fiili durumun öngörülürlük içermesi mümkün değil. Yine de gelmiş olduğumuz noktada iktidar sahibinin elinde kalan araçların ne olduğunu bildiğimiz için ancak bu zaviyeden, ya bu açıdan bir öngörüde bulunmak mümkün. Yapabileceği şeyler elbette vardı parlamenter rejimde olsaydık. Elbette vardı ama şimdi parlamenter rejimde olmadığımız için bunları yapamayacaktır. Hı hı. Yani uzlaşma araçlarına sahip değil. Nasıl uzlaşacak? Hangi seviyede uzlaşacak? Bir de tabii yaşananlar var. Yaşanmışlıklar var 2015'ten bu yana. Evet. Bugün ben ancak ve ancak bu iniş momentumunun yönetilebileceğini düşünüyorum. Yani ikilem şu, iktidarın önündeki ikilem. Sertleşmek, daha fazla otoriterleşmek ya da uzlaşmak değil. Nasıl reaksiyon verecek? Çünkü sertleşmek ve daha fazla otoriterleşmek bu iniş momentumunu daha da hızlandıracaktır. Ülkeyi daha da istikrarsız, daha da öngörülmez hale getirecektir. Ve ülke dış aktörlerle, öncelikle de Amerika ile bu S-400'ler yüzünden bodoslama bir krize doğru giderken zayıflamış bir Erdoğan'ın da yine bu krizleri karşılama, göğüsleme kapasitesi de azalmıştır. Dolayısıyla şimdi bunun çözüm olduğu sanılmasın. Yani sertleşmek çözüm değildir bu noktada. Peki uzlaşmak çözüm müdür? Çözümdür ama iktidarın istese de kolay kolay yapamayacağı bir şey. Bu noktadan sonra çaresizlik vardır. En fazla yönetebilir ya da yönetemeyebilir. Yönetememe ihtimali daha yüksektir. Yönetmesi gerekir bu süreci. Yani uzlaşma zemininde bir çıkış imkanı yok gibidir iktidar açısından. Ama yönetme imkanı vardır. Bunu da akıl ve dirayetle yapabilmesi lazımdır iktidarın. Fakat ben açıkçası iktidarda, yani o çevrede bir 3 yıl 4 yıl öncesinde olduğu gibi işte sağduyu ya da aklı sağduyu temsil eden figürlerin pek kalmadığını düşünüyorum. Bakalım, izleyerek göreceğiz. Ama şu aşamada acil olarak yapılması gereken şey ülkeyi daha fazla germemek için mazbataların verilmesidir bir an önce. Peki birkaç konu daha, bir şey daha kısa giderek. Tamam, bir şey daha söylemek lazım. Yani bu oyların yeniden sayılması absürt bir şey. Absürt bir reaksiyon. Çünkü bir AKP seçim makinesi var. Ünlü bir makine bu. Ve her şeyi kontrol eden, devlet organlarını falan kontrol eden bir iktidarın kendi müşahitlerinin gözünün önünde geçersiz ilan eden oylardan medet umması ancak iktidarın çaresizliğini fahş eden bir tutum olabilir. Başka türlüsü olmaz. Bundan vazgeçilmesi gerekiyor. Bir an önce bu panik havasından kurtulmaları, çıkmaları gerekiyor.
Birkaç kısa yanıt ricasıyla birkaç tabii. soru. Bir, tabii yerel seçimleri değerlendiriyoruz anlaşıldı ama yine de iktidar taraftan %50'nin üzerinde oy aldım diyor. Şudur, iktidar diye artık bakmamak lazım. Cumhur İttifakı diye baktığınız zaman bu ittifakın geleceği şüpheli. Birincisi bu. Şöyle bakmak gerekiyor. İktidar dediğin zaman AKP'dir, Erdoğan'dır. İktidar partisinin oyu %40'ın altına düşmüştür. MHP'nin oyu çıplak olarak ne gözüküyor? 7 mi gözüküyor? AKP'nin oyu da 44 gözüküyor değil mi? MHP en son seçimde %11 küsur almadı mı? Ve AKP'den MHP'ye bir oy geçişi olduğunu bilmiyor muyuz? Blok içinde işte İYİ Parti'ye vesaire gitmekten ziyade eğer varsa bir beka algısı, beka tehdidi algısı bu MHP'ye gider diye bir varsayım var ki doğru. Şimdi o zaman veri olarak 2018 24 Haziran sonuçlarını alsak dahi ki ben bundan daha çok olduğunu düşünüyorum. 40'ın altına indiğini varsaymamız lazım AKP'nin. 2009 yani seviye 39 seviyesinde. Artı 2014 yerel seçimlerine katılım %88 ya da 89. Şimdi 83. %6'lık bir sandığa gitme oranında düşüş var. Kimler de daha çok gitti? Bunlar daha çok AKP. AKP. Yani seçmen sayısı 57 milyon olmuş. Bakın seçmen sayısı artmış. O günden bu yana çok arttı. Ama sandığa yani AKP'nin oyları azalıyor. Kullanılan oy oranı içinde %39-40 bandında olan bir AKP var. Dolayısıyla buradan iktidarın %50'nin üzerinde %50 artı bir her neyse. Ama %52 kesinlikle bence böyle görmemek lazım. Yani 44-7 işte %51 oluyor. Kısaca İmamoğlu'yla ilgili görüşünü rica edeyim. Yeni bir lider mi doğdu? İmamoğlu'nun yeni bir lider olduğu konusunda son nihai kararımızı vermeden önce İstanbul Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı olarak icraatının 1-2 yıl gözlemlenmesi lazım. Şunu belirtmek istiyorum. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi ne CHP belediyeciliği ne de bir sosyal demokrat belediyecilik modeli oluşturamamıştır. Başarılı örnekler vardır. Bunlar şahsa bağlı olarak yöresel çapta kalmışlar ve birbirlerine çok da benzememişlerdir. Çok benzemiş olsalardı oradan bir CHP belediyeciliği modeli çıkabilirdi. Çıkmamıştır. Başarılı örnekler vardır. Çanakkale, Eskişehir, işte mesela Seferihisar, Tunç Soyer o sayede İzmir Büyükşehir evet. Belediye Başkanı oldu. Yani bu örnekleri çoğaltabiliriz elbette. Ama şu an gerçek bir fırsat. Türkiye'nin aynası. Türkiye'de tüm Türkiye'nin baktığı yer. Türkiye'nin en büyük şehri, en kalabalık şehri. Ekonominin neredeyse %40'ı olan İstanbul'da önümüzdeki 2 yıl içinde eğer İmamoğlu bir başarılı bir belediyecilik modeli kendi şahsına özgü de olsa yaratabilir ise bu CHP'nin belediyecilik modeli olarak belirleyici olacaktır, tasdik edilecektir, kayda geçecektir, algılanacaktır. Ve buradan İmamoğlu gerçekten liderliğe yürüyebilir. Ama şu aşamada hakkını tesir etmek lazım. Dönemin gereklerine fevkalade olumlu cevap veren bir kampanya yürütmüştür. Çünkü iktidar partisinin tabanı kötü yönetim ve ekonomik kriz yüzünden çözülme emareleri gösterirken sert ve agresif bir kampanya yaparak bu tabanı sıkılaştırmanın alemi yoktu. Gerek yoktu buna. İktidarın böyle bir kampanyaya ihtiyacı vardı. Onu da fütursuzca yaptılar. Bunu yaparak iktidar CHP'nin asla çözüm bulmak için yeltenmediği küskün seçmen sorununda kendi elleriyle iktidar elleriyle hallettiler. Ve İmamoğlu belki bu kutuplaştırıcı kampanya iktidar tarafından sürdürülmemiş olsaydı
CHP'nin küskün seçmenleri nedeniyle zor durumda kalabilirdi. Ondan da kurtuldu. Çünkü İmamoğlu'nun kampanyası aslında hem İyi Parti, hem HDP, hem de AKP seçmenine dönük, her tarafa dönük. Yani dört eğilim derdi ya Özal, evet. Dört eğilimi kucaklayan, bütün eğilimleri kucaklayan bir profil çiziyordu. İmamoğlu'na hep söyledim ben, Türkiye'de herkes oy verebilir. Yani İmamoğlu teorik olarak, bu İmamoğlu, bu profilde bir insan, bir kampanyacı, her girdiği seçimi aslında bu manada, bu benzer ortamlarda her girdiği seçimi kazanır. Kazanabilir. Çünkü gerçekten işte Türkiye'nin şu aşamada tam da ihtiyaç duyduğu profil. Bağlayayım. Türkiye özellikle 2015'ten bu yana, 2013'ten sonra artan ölçüde, belki daha önce almak lazım. 2013'ten bu yana siyasete hakim olan, kutuplaştırıcı, karşı tarafı hakir gören, aşağılayan, gayrimeşru gören, hakaretamiz, düşmanca dili artık duymak istemiyor. Bundan bıktı Türkiye. Kavga, gürültü istemiyor. Gerçekten istemiyor. Her toplumun veyahut Türkiye gibi birbirine yabancılaşmış topluluklar toplamının diyeyim ben ona, dahi kavgacı dili taşıma kapasitesi var. İlâ nihayet böyle yönetilemez bir ülke. İlâ nihayet böyle yönetilemez. Yönetilemeyeceği de görülmüştür, bağlıyorum bir cümleyle. Türkiye'nin bütün metropolleri, Bursa hariç, Bursa'da da başa baş. Yani Türkiye'nin ekonomisini yönlendiren, vergisini veren, en eğitimli ve kentli kesimlerin yaşadığı bütün büyük metropoller. Metropoller zaten büyük. Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Eskişehir, İstanbul, unuttuğum varsa Ankara en başta. Tabii ki. Hepsi muhalefeti tercih etmiştir. Bu bir sosyopolitik kırılmadır. Bunun geri dönüşü olmayacaktır. Bu konjonktürel bir durum değildir. Tam bu noktada son sorumu sorayım. Bir dakika içinde toparlayabilirsen çok sevinirim. Böyle bir ortamda Türkiye'nin gündemine yakında bir erken genel seçim gelir mi? Ben geleceğini düşünüyorum. Yakında derken ne kadar yakında onu bilemem. Ama geleceğini düşünüyorum ve bunun da Bahçeli'nin ağzından duyulacağı kanaatindeyim. Bahçeli onda zaten. Bahçeli yapacaktır bunu. Yani Türkiye erken seçime gidecekse de ben bunun iktidarın yarasına merhem olacağı kanaatinde değilim. Ama gidecektir, gitmek zorunda kalacaktır Türkiye erken seçime. Çünkü Türkiye bu şartlarda 2023'e kadar yönetilemez. Erken seçim aynı zamanda Türkiye ekonomik krizden çıkartma kapasitesi ve bu kapasiteyi inşa etme potansiyeli olmayan iktidar içinde bir kurtuluş olabilir diye düşünüyorum, iyi yönetilirse. Peki Kadri, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kadri Gürsel'le seçimleri, seçim sonuçlarını, seçim sonrasının tartışmalı ortamını ve önümüzdeki dönemde neler olabileceğini görüştük. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.